Burada güzel, burada yapalım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Biz en son yine bu otelde mi röportaj yapmıştık? Böyle hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Devrim onu, böyle alabiliriz. Tamam. Tamam. İşin önünde de geçmezsek röportajda seviniriz. Adem abi, solda kal. Solda kal, burada kal. Ne yapıyorsun abi? Burada kal. Neyim sen? Buyurun. Hazır mıyız? Kameralara doğru, evet. Kameralara doğru. Kayıt buyurun. Tamam. Evet, hoş geldiniz. Çok şık gördüm sizi. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Koştur koştur geldim biraz ama. MGD ödül gecesi. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi heyecanlıyız. Mutluyuz tabii. Çalışmalarımızın bir ödülle taşlandırılması hepimizi mutlu etti. Heyecanla bekliyoruz şu an geceyi. Belirtelim, gelsin hayat bildiği gibi. Tabii ki. Gelsin hayat bildiği gibi ekibi adına da buradayım aynı zamanda. Hepsinin selamını, sevgisini ilettim. Teşekkürlerini getirdim. Bakalım ilk kez. Yoğun tempo çalışmalar başladı. Nasıl geçiyor? Set ortamları nasıl? Ekip nasıl? O kadar yoğunuz ki şu anda az önce aksiyon sahnesi çekiyordum. Hemen üstümü değiştirip koşup geldim buraya. Çok yoğun çalışıyoruz. Yüksek bir tempoyla çalışıyoruz. Ama ekibimiz inanılmaz çalışkan olduğu için her şeyi yetiştirebiliyoruz şükür ki. Bizim için çok keyifli geçiyor zaten. Sizin için de aynı şekilde yoğun çalışıyorum diyorsunuz ama projeden projeye devam ediyor. Başarılı işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür Kendinizle ilgili neler söylüyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, arka arkaya çalıştık bu sene. Mevlana bittiği gibi, gelsin hayat bildiği gibiye başladık. Çünkü tutamadık kendimizi senaryoyu okuyunca. Gerçekten hepimizi heyecanlandıran bir iş oldu. Dedik ki olmalıyız içinde, evet. Bu yüzden bazen dinlenmekten feragat edebiliyoruz. İşte bu tempo içerisinde kendinize zaman, vakit ayırabiliyor musunuz? Ayırmaya çalıştığım kadar ayırabiliyorum. Eve gittiğimde kedimle, köpeğimle vakit geçirince kendime vakit ayırmış oluyorum. Ne yapıyorsunuz sorusunun da cevabı oldu bu. Evet, şimdi ben hepsini hazırlayayım sanki cevaplarını. Öyle oldu biraz ama bu şekilde geçiyor hayatım. Tatil yapamadınız. Tatil işte bir hafta kadar yapabildim ama gerçekten içinde olmak istediğin bir işin işle karşılaşınca tatili de umursamıyorsun, dinlenmeyi de umursamıyorsun. Çalışmak bizi dinç tutuyor. Yani şunu mu anlıyoruz? İş her şeyden önce mi gelir? Tabii ki, tabii ki. Şu an öyle hayatımda. Peki, o zaman başka bir şey sormuyorum. Teşekkür ederim, çok sağ teşekkür ederim. Ben ayağınıza teşekkür sağ ederim, olun. Ben teşekkür ederim. Geri gel abi. Teşekkür ederim. Adem Bey. Aldo. Evet, evet, şu an hatırladım. Evet, doğru. Adem Bey. Adem Bey. Adem. Adem abi arayacak herhalde kızı. Adem. Sen arayacak mısın? Bizi. Kimi ya? İzleyiciler seni de tanısın biraz oğlum. Ya yok, ben John Wick. Kaç kilo taşıyorsun oğlum? John Wick ben. John Wick. Abi burada şu mikrofonlara bak. Kaç kilo var? Olmazsam bile 3-5 röportaj daha yaparsam kol kaslarım olacak abi. MG'de gecesine böyle subvansiye ediyorsun yani. Bunlar bizim çiçeklerimiz abi, güllerimiz. Evet. Biz sanatçılara bunları uzatırken çiçek, gül diye uzatıyoruz. Seni tebrik ederim. Görünce tebrik ederim. Konuşmak istiyorlar. Seni de merak ediyorlardır diye izleyiciler, onun için koydum. O zaman bütün izleyicilere buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ben Adem Demir, Kanal D Magazin muhabiriyim. Bravo. Bravo. 5 dakika kimse gelmesin.